Bugün ev yapımı çok pratik bir kumpir yapacağız. Kumpirimiz için şöyle 6-7 adet patatesimiz vardı. Patateslerimi güzelce haşladım. Kabuklarını soyup güzelce ezdim. Şöyle bir kase kadar kornişon turşum var. Salatalık turşusu. Yine şöyle bir kase kadar karışık garnitürüm var. Ve tuz kullanacağım. Şimdi şöyle genişçe bir kaba aldım. Kabımın içerisine öncelikle patatesimi ilave ediyorum. İçerisine hemen tuz ekleyeceğim. Evet, şöyle bir miktar tuz ekliyorum. Bir çay kaşığından biraz daha fazla. Hatta biraz daha ekleyebilirim. Yani bir tatlı kaşığına yakın tuz ekledim neredeyse. Şimdi şöyle öncelikle tuzumla patatesimi güzelce karıştıracağım. Yağ falan ilave etmiyorum kumpirime. Tuzumu da ekledikten sonra güzelce bir karıştırdım. Patatesim ve tuzumu. Şimdi bir miktar zeytinyağı ekleyeceğim. Normalde kumpir yaparken tereyağı eklenir. Fakat bu kumpir tart kalıbında, yani kumpirimi tart kalıbında yapacağım. O yüzden biraz bekleyeceği için içerisinde tereyağı donabilir. O yüzden tereyağı eklemiyorum. Ve çok az, şöyle 1-2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum ki lezzet versin zeytinyağı. Siz eğer hemen yapar yapmaz ılık bir şekilde tüketecekseniz tereyağı da ilave edebilirsiniz. Evet, şimdi de turşumuzu ve garnitürümüzü ekliyoruz. Ben kumpirim için baharat kullanmayacağım. Sadece yoğun patates tadı almak istiyorum. O yüzden baharat kullanmak istemiyorum. Ama siz baharat kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz yani. Şimdi şöyle güzelce karıştıracağım. Çok fazla bastırarak karıştırmıyorum ki içerisindeki garnitürler ezilmesin diye. Hafif hafif karıştıracağım sadece malzemelerin birbirine karışsın diye. Evet, malzemelerimi güzelce karıştırdım. Şimdi şöyle bir tart kalıbım var benim. Tart kalıbımın içerisine güzelce streç film sardım. Evet, hemen malzememi şimdi tart kalıbımın içerisine döküyorum. Ben tart kalıbında yapıyorum kumpirimi. Sizin bir tart kalıbınız yoksa kek kalıbı da olur. Kek kalıbında da yapabilirsiniz. Şimdi tamamını dökeceğim. Evet, şimdi kaşık yardımıyla kumpirimi güzelce tart kalıbıma yayacağım. Evet, kumpirimizi güzelce tart kalıbımıza yaydık. Şimdi hemen bir servis tabağına çıkaracağım kumpirimi. Evet, kumpirimi şimdi şöyle streç filminin kenarlarını kapatıyorum. Kapatacağım ve buzdolabında yaklaşık yarım saat kadar dinlendireceğim. Kek kalıptan daha güzel çıksın ve güzelce şekil alsın diye. Evet. Bu şekilde buzdolabıma yerleştireceğim. Evet, kumpirimizi güzelce kalıbımızdan çıkardım. Şöyle bir sunum tabağıma aldım. Üzerini mısırla ve kornişon turşuyla güzelce süsledim. Ketçap mayonez sıktım. Servise hazır şu anda kumpirim. Gerçekten muhteşem görünüyor. Lezzeti de bir o kadar güzel. Eğer tarifimizi beğendiyseniz lütfen bize destek vermek için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tarifimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.